Dosyamızda iki, son oturumda, özellikle son grup duruşmada biz müşteki vekilleri olarak dosyaya karşı, savcılık mütalaasına karşı beyanlarda bulunduk ayrıntılı. Savcılık mütalaasının bu aşamada eksik olduğunu ve bu mütalaa doğrultusunda mahkeme heyetinin karar vermesinin maddi gerçeği açığa çıkarmayacağını ve bu aşamada bu delillerle ve toplam dosya üzerinden bir karar vermesinin eksiklik olacağına dair beyanlarda bulunduk. Özellikle sanıkların pozisyonları bakımından da dosyada toplanan delillerin bir kısmı, bir kısım sanık açısından örgüt üyeliğinden yargılanan sanıkların yöneticilik pozisyonunu, ama bir yandan da yine örgüt üyeliğinden yargılanan bir kısım sanığın da katliama iştirak etmeye ilişkin delilleri dosyada olması nedeniyle biz bunlara ilişkin de ek savunma alınması ve bu yönlü bir ek savunma üzerinden ceza verilmesi gerektiğine dair taleplerde bulunduk. İki gündür sanıklar savunmalarını yapıyorlar ve hepsi katliamla ilişkilerinin olmadığına dair savunmalar yapsa da tabii ki dosyadaki belge ve bilgilerin hepsi bunun aksine bir pozisyonda. Ama biz özellikle bir kısım sanığın sadece üye olmadığını ve örgüt yöneticiliğinden cezalandırılması gerektiğine dair taleplerimizi ısrarla mahkemeye bildirdik. Özellikle dün sanıklardan Esin Durgun'un, yine sanıklardan Yakup Karaoğlu'nun ifadesine karşı yapmış olduğu müdahale ve bunun üzerine vermiş olduğu ifadenin kendisi bu sanığın pozisyonunda da bizim açımızdan netleştirmiş olmasına rağmen ve bunlar açısından ek savunma alınarak cezalandırılması yönlü talebimize mahkeme heyeti tarafından bir ara karar kurulma gereği dair duyulmadı. Tamam. Uğur Ekim katliam davaları biliyorsun 21 aydır sürüyor. Bugün artık karar aşamasına geldi ve bekliyoruz işte. Sincan cezaevindeyiz. Son duruşmada buraya alındı. Annem aklıma geldi. 24 gün oldu kaybedeli. Bu dava biliyorsun sen de ifade için Ankara Adliyesi'nde gelmişti. En son zaten gözleri görmez oldu. Öldüğünde. Bu davayı görebilir miyim diyor. Bunların ceza aldıkları günü görebilsem diye düşünürdüm. Şunu beklerdik aileler olarak, yaralılar olarak ve oradaki davasına direkt müdahale olan dostlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, bunun da aynı kanında olduğunu düşünüyorum. Burasının yığılması lazım. Aşaması olur, itirazları olur. Tabii gideceğiz. Sonuna kadar biz bu davanı götüreceğiz. Bunlar yargılanacak ama asıl tekrar etmiş olayım. Kamu görevlilerinin ihmali, sorumluluğunun ortaya çıkarılmasıydı. Olup geleceği olanlar vardı. Onların geleceğini kararttılar. Bu 103 canın yanı sıra aileler vardı. Bu sayılar 3'e 5'e 10'a katlanır. Herkes yara aldı. Biz davanın takipçisi olacağız ama buradan çıkacak sonuç da sadece bunlara ben çok büyük cezalar vereceklerini de umuyorum. Çünkü dediler ki siz bizim için bunu yapın dediler. Biz arka çıkarız ve onlar da arka çıkacaklar. Onlar da arka çıkacaklar ve şey yapacaklar. Yani birkaç tanesine belki ağır ceza verebilirler. Diğerlerine hafif cezalarla geçiştirecekler. Önümüze bir yani ne diyeyim ya, önümüze ne atacaklar ki? Bunlar leş desen leş değil. Yani teselli desen teselli değil. Yani ben buradan bir ceza doğru düz çıkacağını sanmıyorum. Bu yargılamanın da adil olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü yanlı, taraflı ve baskılı, devlet baskısının çok üstünde olduğu belli olan bir savunma, takip, istenen evrakların gelmemesi, bilirkişi raporlarının çıkmaması, delillerin toplanmaması bunun bir göstergesidir. Buradan adil bir yargılama çıkacağını zannetmiyorum. Ama sonuna kadar da biz şeyin takipçisi olacağız yani duruşmaların. Yani buranın ahimi var. Başka süreçleri var. Yani biz elimizden geleni, yani bu büyük aileyi dağıtmayacağız ve
bunun mücadelesi verecek. Mahkemenin durumu gerçekten bellidir. Neler yapılacağını zaten onların verdiği ifadelerden ne bileyim avukatlar adını anlattığından tabii bu son günde biraz yanlış diyorlar. Daha farklı farklı yorumlar yaparak yok şey olması için, beraat edilmesi için aftan yaralanmak için bazı farklı şeyleri atıyorlar ortaya. Zaten bunların suçları belli. Gerçekler apaçık ortada. Katliamı yaptığı bellidir zaten. Ama onlar sürekli gündem değiştirip daha farklı konulara girip daha farklı şeylere girip kendilerini affettirmek için yani çıkmak için uğraşıyorlar. Ama tek istediğimiz, tek dileğimiz inşallah bunlar yargılanacak. Bunlar hepsini tek tek cezaları verilecek. Ama amaç bunları cezaları vermekle değil, bunları bugüne getiren veya bunları eli başı olanları ve diğerlerinin de yargılanmasını istiyoruz. Aslında bizim amacımız bu. Sadece bunlarla değil. Bunlar yarın öbür gün birkaç yıl verecek, sonra bırakacak. Bunlar gene sokakta, gene katliamları yapacaklar. Gene aynı şekilde bombalar atılacak. Bunları evlatlarımızı da geri getirin. Bizim amacımız diğerlerini yargılansın. En azından birazcık olsun yüreğimize su serpilsin diye. Katiller istediği gibi konuşuyor. İstediği gibi avukatlar istediği gibi hikayeleri anlatarak ne bileyim farklı farklı şeyler anlatarak yok bunlar masum temiz diyorlar. Ama bunlar hepsi birer katil. Hepsi birer cani insanlardır bunlar. Tek dileğimiz bunların değil diğerlerinin yargılanmasını istiyoruz. O zaman bu davanın gerçek adaletin olduğunu, özgürlüğünü, barışın, demokrasiyi olduğunu anlarız. Bu Türkiye'de demokrasi olmadığı sürece, barış olmadığı sürece daha bunlar çok katliamlar olacak. Daha çok şeyler olacak. Bir evde bir çocuğunu yetiştirirken güzel bir eğitim verirsen güzel düşmanlığını anlatmazsan o çocuk daha pırıl pırıl bir çocuk olur. Ve böyle bunlar gibi katil bir çocuk yetişmez. Devlet bunları yetiştiriyor. Bunları gündeme getiriyor. Tek dileğim bunların cezalandırılması ve bunlardan sonraki gelenleri ele başlarının tek tek yakalanmasını istiyorum. Hepsini. Teşekkür ederim.